dünyanın en iyi 10 numarası Galatasaray'da. Sneijder'den bile iyi. 100 yılı aşkın tarihiyle Avrupa'da elde ettiği zaferlerle adını tüm dünyaya duyuran Galatasaray'ın bu şöhreti elde etmesine yardım eden birçok yıldız geldi geçti. Bazıları derin izler bırakırken, bazıları ise hatırlanmak istemeyen birer anı olarak kaldılar. Bugün sizlerle birlikte sarı kırmızılı formayı sırtına geçirmiş en iyi 10 numaraları yad edeceğiz. Galatasaray ve 10 numara deyince aklı ilk gelen isim kuşkusuz Giorgi Hagi. Rumen futbolunun ve Galatasaray'ımızın efsane futbolcusu, tüm dünyada Karpatların Maradona'sı lakabıyla tanınıyordu. Hagi'ye bu ismin verilmesinin nedeni de Maradona kadar büyük bir futbolcu olarak görülmesiydi. 2000'li yıllarda FIFA tarafından düzenlenen dünyanın en iyi 10 numaraları listesine de adını yazdıran Rumen Superstar, hiç şüphe yok ki 2000 yılında dünyanın en iyi futbolcusuydu. Galatasaray'da bir dönem 10 numaralı formayı giyip efsane olmasına rağmen, mevki itibariyle oyun kurucu olmayan Metin Oktay ve Felipe Melo gibi isimleri listeye dahil etmiyoruz. Gelelim Türkiye'nin batıya açılan penceresi olan Aslan'ın en iyi ikinci 10 numarasına. Biz 4-4'lük futbol ekibi olarak bu noktada Prekazi ve Sneijder'in arasında kalsak da, burun farkıyla Sneijder'i ikinci sıraya koyuyoruz. Hollanda tarihinin en büyük yıldızlarından biri olan Wesley Sneijder, Inter'den Galatasaray'a transfer olduğunda beklentiler çok yüksekti Sniper'dan. Çünkü henüz 2-3 sene evvel dünyanın en iyi futbolcusu yarışmasında Ballon d'Or'a çok yaklaşmış ve hatta çoğu otoriteye göre de ödülü o hak etmişti. İşte böyle bir yıldızdı Wesley. Hollandalı playmaker Fenerbahçe maçında Volkan Demirel'i bir sağa bir sola yatırdığı golleriyle asla unutulmayacak Galatasaraylılar tarafından. Ve 3. sıra. Tabii ki Prekazi'yi koyuyoruz buraya. Galatasaray'ımızın Avrupa Fatih olmaya başladığı yıllarda, 1980'lerin sonunda takımımızın Devler Ligi'nde yarı finale çıkmasında başrol oyuncularından biriydi zira. Mermi gibi şutları, zeka kokan ara paslarıyla Galatasaray'ı zaferden zafere taşımıştı ünlü futbolcu. Monaco'ya attığı efsane frikik golü hala hafızalardaki yerini koruyor. Evet dostlar, bugün sizlerle Galatasaray tarihinin en iyi 3 10 numarasını belirledik. Listeye giremeyen Sergen Yalçın, Arda Turan, Lincoln, George Felipe, Elano gibi oyuncular da var elbette. Siz de Galatasaray'ımızın en iyi 3 10 numarasını yorumlara yazmayı unutmayın. Belki sizin sıralamanız farklıdır. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız videoya 1000 like atıp bol bol yorum yapmayı ve kanala da abone olmayı es geçmeyin. Bu arada Alex de Souza sizce Galatasaray'da oynasaydı, Galatasaray tarihinin en iyi 3 10 numarasının arasına girer miydi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, transferde hata kattı. Listesine çok önemli isimleri yazan Timbom'un şimdi de Brezilyalı 10 numara Maicon Akanji attığı öne sürüldü. Globo Esporte'de yer alan habere göre Galatasaray, Shakhtar'ın Corinthians'a kiraladığı Maicon'u kadrosuna katmak istiyor. 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu için sarı-kırmızılı takımın kısa süre içinde teklif yapacağı belirtildi. Galatasaray'ın Ukrayna ekibiyle anlaşması halinde Maicon'un Corinthians'tan ayrılabileceği ifade edildi. Başarılı orta sahanın kiralık sözleşmesi Aralık 2023'te sona erecek. Haberde ayrıca oyuncunun Brezilya ekibiyle yaptığı anlaşmada gelen herhangi bir transfer teklifini değerlendirmek istemesi halinde serbest kalabileceği maddesinin de yer aldığı aktarıldı. Galatasaray'dan savunmaya Gürcü tankı. Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'la ilgili bir sürpriz iddia da Rusya'dan geldi. Rus basınında yer alan haberlere göre sarı kırmızılılar Dinamo Moskova'nın 21 yaşındaki Gürcü savunma oyuncusu Sabah Sazonov'la ilgileniyor. Haberde Galatasaray'ın Dinamo Moskova'yla görüşmediği ancak oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği ifadelerine yer verildi. Genç savunmacı U21 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda turnuvanın en iyi 11'inde yer bulmuştu. Rusya'nın St. Petersburg şehrinde dünyaya gelen genç oyuncu futbola Zenit altyapısında başladı. 2021 yılında Dinamo Moskova'nın ikinci takımına bedelsiz transfer olan Sazonov, Ocak 2022'de A takıma yükseldi. Sazonov 2022-2023 sezonunda ligde 24, Rusya Kupası'nda ise 9 maçta görev aldı. Bir kez gol atarken 11 kez de sarı kart gördü. Galatasaray bu transferi Victor Nelson'un durumuna göre netleştirmek istiyor.
Galatasaray'dan Thiago Alcantara bombası. Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için son olarak Avrupa basınından Thiago Alcantara ismi ortaya atıldı. İngiliz Daily Mail'de yer alan haberde sarı kırmızılıların 32 yaşındaki yıldızla birçok kez görüşme gerçekleştirdiği bilgisine yer verildi. Gazeteye ayrıca Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un Liverpool'a giderek Thiago ile görüştüğü bilgisine yer verirken Galatasaray'ın teklifi reddedilemeyecek kadar iyi ifadeleri kullanıldı. İtalyan Corriere dello Sport'ta Galatasaray'la Thiago görüşmesinin sayfasına taşırken yıldız oyuncunun Galatasaray'a meyilli olduğu ifadesine yer verdi. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle sık sık sahalardan uzak kalan Thiago tüm kulvarlarda 28 maçta görev yaptı. İtalyanlar Barış Alper Yılmaz'ı istiyor. Galatasaray'da takıma katılacak oyuncular kadar gidecek futbolcular da gündemden düşmüyor. Serie A temsilcisi Lazio, Cimbom'un genç yıldızı Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan İtalyan ekibi yıldız oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Galatasaray özellikle bu sezon Okan Buruk yönetiminde sergilediği performansla dikkatleri çeken Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinin 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını resmen açıkladı. Sarı Kırmızılılar Barış Alper Yılmaz için geçtiğimiz sezon başında 2 milyon 100 bin euro bonservis bedeli ödemişti. Güncel piyasa değeri 3 milyon 200 bin euro olan Barış Alper Yılmaz 5 kez A milli formayla şans buldu. Geride kalan sezonda Galatasaray'la büyük bir çıkış yakalayan 22 yaşındaki oyuncu için Lazio'nun 8 milyon euro önerdiği öğrenildi. İtalyan basınına göre transferin tamamlanması an meselesi. Müthiş bir gelişim kaydeden genç futbolcu için Lazio'nun yanı sıra Hollanda'dan Ajax ve PSV Eindhoven ekiplerinin de devreye girdiği öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezonda daha fazla süre vermeyi düşündüğü, Barış Alper'in gitmesine sıcak bakmadığı ve 10 milyon euro altındaki herhangi bir rakama satılmaması gerektiğini yönetime ilettiği bildirildi.